Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kadınlar Bilir.com'a özel hazırladığım cilt lekeleri nasıl kapatılır videoma hoş geldiniz. Siz de öğrenmek, paylaşmak ve kazanmak için üye olmayı unutmayın. Lekelerimizi kapatmaya başlamadan önce mutlaka güneş koruma faktörlü bir nemlendirici sürmenizi öneririm. Çünkü burada güneş lekelerimizi kapatmaya çalışırken elbette ki yenilerin de oluşmasını istemeyiz. Bunun yanında her zaman kullandığınız bir makyaj altı bazınız varsa tabii ki onu da kullanabilirsiniz. Kapatmaya başlamadan da aslında bir konuda da böyle ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bu tarz güneş lekelerimizi, sivilce lekelerimizi kapatmaya çalışırken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de sadece fondöten kullanarak, hatta kat kat fondöten kullanarak bu lekelerden kurtulmaya çalışmak. Ne kadar fazla ürün kullanırsak cildimiz o kadar kötü gözükecektir. Bunu hiç unutmamamız lazım. Olması gerekenden kat kat fazla ürün kullandığımızda cildimizde hem çok fazla makyaj görüntüsü olacak, doğal bir görüntü olmayacak. Aynı zamanda cildimizi yorgun gösterecek, belki fondöten cildimizdeki ince çizgilerin arasına girecek ve tabii ki de bununla beraber lekelerimizden de aslında tam anlamıyla kurtulmuş olmayacağız. O yüzden lekelerimizi kapatırken ki amacımız minimum ürünle etkili bir sonuç elde etmek. Öncelikle fondöten sürerek başlıyorum. Fondötenimi dağıtmak için ben sünger tercih edeceğim. Bu tarz lekeleri kapatmak için özellikle daha tampon hareketler yapabileceğiniz bir ürün kullanmak çok önemli. Ben fondötenle başlamayı tercih ediyorum. Çünkü başta da söylediğim gibi burada amacımız minimum ürünle maksimum kapatıcılığı elde etmek. Eğer fondötene başlamadan önce cildime kapatıcı uygulasaydım, üzerine bir daha fondöten, ondan sonra bir daha kapatıcı uygularsam hem cildimde çok fazla ürün olmuş olacak, hem de ister sünger kullanın, ister fırça kullanın, ne kadar o darbeli hareketler yapmasak da, ne kadar tampon hareketler de yapsak, fondötenden önce kapatıcı uyguladığınızda kapatıcının silinme ihtimali var. Dolayısıyla etkisi de azalmış olacak ürünün. O yüzden burada amacım zaten fondötenle bir baz yaratarak kapatmak istediğim bölgedeki o renk eşitsizliğini otomatikman zaten bir kısmını halletmiş oluyorum. Geriye sadece ufak minik tampon hareketlerle ve bölgesel çalışmak kalacak. O yüzden benim önerim kapatıcı sürmeden önce cildinizi fondötenle renk eşitsizliklerini gidermek. Fondötenle renk eşitsizliklerimizi giderdikten sonra artık bölgesel olarak kapatmak istediğimiz lekeler üzerine çalışabiliriz. Nasıl fondötenimizi cildimizle aynı renk seçiyorsak, kullanacağımız kapatıcının da cildimizle aynı renk olması gerekir. Daha açık tondaki kapatıcılar lekelerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlar. Bu yüzden bu tarz hafif güneş lekelerini, sivilce lekelerini kapatmak için yine cildimizle aynı tondaki bir kapatıcı yeterli olacaktır. Fakat lekeler çok koyuysa, o zaman yine sadece cildimizden bir ya da iki ton, daha fazlası değil, çok fazla koyu bir kapatıcı kullandığımız zaman da yine aynı şekilde bu sefer o koyu lekeyi daha fazla vurgulayarak daha kırmızı ve koyu gözükmesine sebep olabiliriz. Çok koyuysa cildimizden sadece bir ya da bir buçuk ton bile olabilir. Koyu bir kapatıcı kullanarak da oradaki koyuluğu nötralize edebiliriz. Benim şu anda cildimde çok fazla koyu bir leke olmadığı için cilt tonumla aynı renk bir kapatıcı benim için yeterli olacak. Eğer kullanacağınız kapatıcı ambalajı bu şekildeyse, yani sıkmalı bir ambalajı yoksa, burada da size önerim kapatacağınız leke veya sivilce ise her zaman üzerinde bir bakteri olabilme ihtimaline karşı direkt olarak bu aplikatörüyle değil de elinize alarak uygulamanız çok daha önemli. Çünkü sivilcenin üzerine bunu uygulayıp tekrar içeri koyup daha sonra bu ürünü göz altınızda kullanırsanız cildinizde bu bakteri yayma ihtimaliniz olabilir. Böyle bir şey istemediğiniz için elimize ürün alarak çok minik bir fırça kullanacağız burada. Çünkü amacımız sadece o minik lekelerin üzerine uygulamak. Daha geniş bir alana uygulamak istemiyoruz eğer lekelerimiz ufaksa. Bunun için ben çok ufak bir fırça kullanacağım. Ve çok az ürün alarak başlıyorum. Cildimde gördüğüm yerlere minik minik dokunuşlar yapıyorum. Sadece parmağımı kullanarak ürünün elimin sıcaklığıyla o bölgeyi kapatmasını sağlıyorum. Sağa sola çekiştirmiyorum hiç farkındaysanız. Nazikçe tampon hareketler yapıyorum. Benim bu aralar cildimde çok fazla kırmızı ve koyu tonda lekeler olmadığı için kendi cilt tonumdaki kapatıcımla lekelerimi minik dokunuşlar yaparak kapattım. Eğer şöyle bir renk düzenleyici paletiniz olursa, kırmızı lekeleriniz için, özellikle sivilcelerde daha fazla karşılaştığımız bir şey bu,
Şurada görmüş olduğunuz yeşil bazı böyle bir eyeliner fırçasıyla sadece minicik o sivilcenin kırmızı olan bölümünü uygulayarak o kırmızı bölümü nötralize edebilirsiniz. Veya koyu güneş lekeleri içinde buradaki hafif somon rengini ve sarı tonunu da yine koyu lekelerinizin üzerine uygulayabilirsiniz. Şimdi artık son adıma geçelim. Son olarak uygulama yaptığımız bölümleri sabitlemek için bir transparan pudra kullanacağız. Çok fazla ürün almamıza gerek yok. Çok büyük bir fırça da kullanmamıza gerek yok. Yani tüm yüzümüzü sabitlemeyeceğiz. Sadece uygulama yaptığımız bölümleri şöyle bir karıştırma fırçasıyla hafifçe dokunduracağız. Öğrenen, paylaşan ve kazanan kadınların adresi kadınlarbilir.com'a üye olmayı unutmayın. Çünkü ailesi ve kendisi için her şeyin en iyisini kadınlar bilir. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz makyaj, alışveriş ve stil videoları için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.